Katil yazmıştır belki. O kadar aptal olabilir mi sence? Belki de bizi şaşırtmak için yapmıştır. Bak, bu olabilir. Ama yine de araştırmak lazım. Bütün evdekilerden el yazısı örneği topluyorlar. Ya Bay Bars? Ya onların işlerini de araştırdım ben. Bay Bars Anıl'a dava açmış. Neden? Finansal raporlara göre şirket kâr ediyormuş. Ama Bay Bars devraldıktan sonra şirketin borç içinde olduğunu öğrenmiş. Ya Güven hiçbir şey söylememiş mi? Bilmem. Bakacağız, kendisine soralım. Merkeze çağırtın geliyor. Başkomiserim, Güven Bey'i getirdik. Al içeri. Buyurun, oturun lütfen. Şirket hesaplarında bir usulsüzlük olduğunu biliyordunuz ve bunu Bay Bars'tan sakladınız. Sadece işlerin çok iyi gitmediğini söyledim. Ama Anıl'ın yalan söylediğini nereden bilebilirdim ki? Biraz daha açıklar mısınız, ne demek istediniz? Tabii. Anıl şirketin çok iyi kar ettiğini söyleyip sahte raporlar hazırlamış. Hisseleri de ederinin çok üstünde bir rakama satmış Bay Bars'a. Ben de hisse devrinden sonra öğrendim. Sizi de bayağı güzel kazıklamış. Anıl benim oğlum gibiydi. Onu ben adam ettim. Bildiğim her şeyi öğrettim. Asistanımken canavar gibiydi. Ama ortak yapınca sapıttı. İşi de feci batırdı. Bu yüzden mi aranız kötüydü? Evet. Siz de bu yüzden mi öldürdünüz Anıl'ı? Saçmalamayın. Bu bana sorunun cevabıymış gibi gelmedi. Cevap verin lütfen. Verdim ya. Çok saçma. Hem niye öldüreyim ki Anıl'ı? Para için mi? Valla iki en önemli sebepten biri. Yoksa başka bir sebebim vardı. Siz gerçekten delirmiş olmalısınız. Komiserim, hayırdır? Ece arada bir şey bulmuşuz galiba. Evet, yeni başladım çalışmaya. Kimyasal maddeye benziyor. Siz ne yaptınız? Neyi, ne yaptık? Hediyeyi. Ne hediyesi ya? Seni nereden haberim abi? Niye, Ece Hanım'ın doğum günü sır mıydı? Tamam canım, sır falan değil de yani hediye alacağımızı nereden biliyorsun? Her yıl alıyormuşsunuz ya, ama şans işte. Ece anlattı değil mi sana da? Ya anlatılmayacak gibi değil ki yani, sitcom gibi. Evet ya, ne yapalım, tutturamadık bir türlü yani, tutturamadık. Peki neden mesleğiyle alakalı bir şey almıyorsunuz? O ne ya? Ne alalım kızım? Neşter mi alacağız? Aa dur, steril eldiven alalım bari. Yoktur belki, hoşuna gider. Ya öyle değil. Hani böyle mesleğiyle alakalı hoşuna gidecek özel bir şey. Ya bak, neşterin üstüne Ece yazdırıp verelim ya, değil mi? Nasıl, güzel olur mu? Şişme öyle alalım ya da. Başkomiserim, hadi gidiyoruz. Ne oldu, nereye? Ece'ye ne hediye alacağımızı buldum. Süper bir şey, çok güzel. Tamam işte, al sen. Beni hiç karıştırma. Yine aynı duruma düşmek istemiyorum. Yok, bu öyle değil. Hakikaten değil ya. Bu çok başka bir şey. Çok beğeneceksiniz. Çok beğenecek, o da beğenecek. En son bunu dediğin zamanı hatırlıyorum da. Bu vallahi başka ya. Hadi gidelim, siz de görün bak. Siz de çok bayılacaksınız. Kendinize bile alacaksınız yani. Hadi. Tamam, hadi gidelim. Ece'ye DNA tablosu yaptıracağız ha? Evet, süper değil mi? Fena değil. Beğenir mi acaba? Yani artık bunda da çuvallarsak ben hediye mi diye almıyorum bundan sonra. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Bir DNA tablosu yaptıracağız ha? Hı hı, tamam. Kendiniz için mi? Yok, bir arkadaşımız için hediye olacak. Arkadaşınıza ait DNA örneği var mıydı? Biz hallederiz. Tamam o zaman. Bir formamız var küçük. Çok vaktinizi almayacaktır. Müsaadenizle onu getireyim ben. Tamam. Hadi bakalım. Çık işin içinden. Niye, ben bir yolunu bulurum ya. Ben hallederim şimdi. Buyurun. Evet. Birkaç soru sadece. Ya yaz işte. Ama şey yani ben okuyamayıp zırt pırt beni aramasınlar yani şu anda. Ha, ben farklıyım sanki. Merak etmeyin. Sadece bir formalite. İsterseniz ben yardımcı olayım. Siz söyleyin. Evet, çok isteriz tabii. Buyurun. Orhan Özdemir, Selim Dağdelen. Bize nasıl ulaştınız? Yürüyerek geldik. Hayır, öyle değil. Yani nasıl haberdar oldunuz? İnternet, arkadaş. Ya bir evde gördük. Akasya ailesinin evinde. Hmm.
Tanıyor musunuz onları? Ya zorunda kaldık diyelim. Ne kötü değil mi başlarına gelenler? Gerçi böyle olacağını tahmin etmiştik. Ama bu kadar büyüyeceğini ben bile düşünmemiştim. Sanırım bize anlatacaklarınız var. Siz polis misiniz? Hayırdır komiserim? Buldunuz mu Anıl'ı, kimin öldürdüğünü? Sayılır ama bir ricam olacak. Tabii. Eğer bir faydası olacaksa yapmaya hazırım. Neydi ricanız? İşte sonuçlar da geldi. He. Evet komiserim, haklıymışsınız. Sonuç negatif. Bütün canlıların genetik enformasyonu sadece 4 molekül. Kısaca A, T, G ve C harfleriyle gösterilen adenin, timin, guanin ve sitozinle kayda alınmıştır. Eğer tek bir hücremizdeki DNA bilgisini biz de sadece bu 4 harfi kullanarak yazmak isteseydik, her sayfasında 1500 harf bulunan, her biri 400 sayfalık 5000 kitap elde ederdik. Vücudumuzdaki hücre sayısının trilyonlarla ifade edildiğini düşünürsek, içimizdeki kütüphanenin büyüklüğü hayal bile edilemez. Komiserim, ne istiyorsunuz benden? Bunun açıklamasını. Ama bu olamaz. Neden? Nereden öğrendiniz? Esin Hanım, DNA tablosundan sonra bir de E-soy ağacı yapmamızı istedi bizden. Ailenin akrabalık ilişkilerini içeriyor değil mi? Evet ama dördünün de DNA'larını karşılaştırdığımızda Poyraz'ın Güven Bey'le akrabalığı olmadığını gördük. Poyraz'ın babası Güven değil mi? Hı, değilmiş. Nasıl değil? O benim oğlum. Gerçekten bilmiyor musunuz? Hayır. Hem bilseydim istediğinizi yapar mıydım ben? Poyraz'dan swap almamız gerekecek. Tabii izin verirseniz. Neden? Evde bir tek ondan almamışlar. Dosyayı kapatabilmemiz için şart. Tabii. Benim için mahsuru yok, alabilirsiniz. Siz gelip Poyraz'dan DNA almamız gerek deyince şüphelendim. Ama ihtimal veremedim. Babasının kocanız olmadığından haberiniz yoktu, öyle mi? Emin değildim. Nasıl emin değildiniz Melek Hanım? Oğlunuzun gerçek babasını bilmediğinize nasıl inanabilirim? Yemin ederim. Güven sanıyordum. Tabii o sıralar kızınızın sevgilisiyle de birlikteydiniz. Evet komiserim, haklıymışsınız. Sonuç negatif. Yani Güven'in Poyraz'ın babası olmadığı kesinleşti. Al başına şimdi belaya işin, yoksa babayı bul. Çok uğraşmanıza gerek kalmayacak komiserim, çünkü ben buldum. Kimmiş? Maktul, yani Anıl Kocak. Anıl mı? Hayır. Olamaz. Kesinlikle olamaz. Ama bir şekilde öğrenmiş olmalısınız değil mi? Hayır. O benim oğlum. Su getirin buraya arkadaşlar, su. Su getirin, su. Tamam, tamam. Şişt, sakin. Buyurun şunun için. Anıl... çok harika biriydi. Ama evliydiniz. Üstelik kızınıza çıkıyordu. Evet ama... bir gün olan oldu işte. Ve sonrası geldi. Uzun sürmedi, yemin ederim. Onlar daha ayrılmamışlardı bile ben bitirdiğimde. Sonra da hiçbir şey olmadı gerçekten. Tabii o sırada hamile olduğunuzu öğrendiniz. İlk başlarda şüphelendim. Ama sonra en iyisinin bu olanları unutmak olduğunu düşündüm. Ya Anıl, o biliyor muydu? Hayır, asla söylemedim. Ama onlar söylemişler değil mi? Onlar kimler? O tabloyu yapanlar. Esin'e söylemişler değil mi? Peki Esin'e söylediniz mi bu durumu? Hayır, tabii ki hayır. Yani böyle bir şey nasıl söylenebilir ki? Açıkçası göze alamadık. Peki ya siz? Siz kimseye söylediniz mi? Hayır. Dedim ya, ben bile emin değildim. Ama Anıl'ın ilişkiniz hakkında konuşmasından korktunuz. O konu uzun süre önce kapanıp gitmişti. İkimiz için de. Belki de kocanız öğrendi. Bu yüzden araları bozulmuş olabilir. Hayır, şimdi sizden duydum. İnanamıyorum hala. Belki şüphelendiniz. Hayır, bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım ben.
Dok, ne desem kâr etmedi. Adam kalpten giriyordu en sonunda. Al benden de o kadar. Aynı şeyleri söyleyip durdu. Ya yanlış adam oynuyoruz acaba? Esin benim de aklıma geldi ama tabloyu yapanlar söylemedik diyor. Yani kardeşinden haberi yoktur belki ama... Annesinin Anıl'la ilişkisini öğrendi. İkisini de aynı anda idare ettiğini öğrenince... bundan güzel cinayet sebebi mi olur? Delirmişsiniz siz. Annemden bahsediyoruz. Asla böyle bir şey yapmaz. Bence haberimiz vardı. Ya Anıl ve annem aklınız alıyor mu sizin? Hele ben onunla birlikteyken. Oğlu yaşındaydı neredeyse. Bu neyi değiştiriyor ki? İnanmıyorum size. Yalan söylüyorsunuz. Elimizde delil var Esin Hanım. Ne kadar inkar etseniz de gerçek. Ne yani? İlişkilerini videoya falan mı almışlar? Ya of ama hadi ya. Biliyordunuz işte. Neyi biliyorum? Poyraz'ın babasının kim olduğunu. Tabii ki benim babam. O benim kardeşim. Anneniz itiraf etti. Aynı zamanlarda Anıl'la birlikteymiş. Üstelik hamileymiş. Anıl'dan mı? DNA raporu yanılmaz. Yok. Hayır. Esin Hanım artık oyunu bırakalım. Oyun oynamıyorum ben. Her şeyi biliyordunuz değil mi? Hayır. Anıl'ı da bu yüzden öldürdünüz. Ben mi? Siz değilsiniz. Kim peki? Bilmiyorum ama ben öldürmedim.